Değerli misafirler, Osman Ali Aydın, Sakarya İlkokulu sınıf öğretmeniyim. Bundan önceki okulumda, Milli Egemenlik İlkokulu'nda, o zamanki okul müdürü, şimdiki şube müdürü Sayın Ercan Demirci ile birlikteydim. Kendisine hayran hayran dinler, sazıyla, sözüyle bize gerçekten hoş muhabbetli günler geçirirdi kendisi. O zamanlar ben çok fazla şiir yazamıyordum. Öncelik isimli bir ortak çalışmamız var. Ortak derken ben kıtanın sonlarını ayarlamış. Sayın Müdürüm Ercan Bey'e demiştim ki hocam ben yazamıyorum. Bunu tamamla. Kendisi tamamlamıştı. Sanırım antolojisinde var. Gene kendisinin çok sevdiğim öğretmen şiiri Mutluluklar Olmasın Düş Artık Öğretmenin Şu Milletin Önüne Düş Artık Öğretmenin şiirini ben bir programda okurmuş. YouTube'a da koymuştum. Şimdi 2012 yılındaydı sanıyorum. Eğitimhane adlı eğitim portalında forumlara mesajlar yazıyorum. Orada bir imza ekleme bölümü var. Yani bir cümleyi yazıyorsunuz. Mesajınızın altında görünüyor. Sevdanın adı vatan olursa dire elhamdülillah yakışır. Ben bunu ekledim. Bir sene kadar devam ettim oraya. Geçen sene Facebook'ta bu söz karşıma çıktı. Allah Allah dedim. Bu söz benim. Yazan da GV'den bir müfettiş arkadaşım. Hemen internete baktım. Söz yayılmış. Asker sözü arasına girmiş. Yani bir şeye emek verseniz yayılmaz. Oraya küçücük bir not bırakmışız. Yayılmış. Hemen sahiplenmeye kalktım. Baktım ki acaba birisi imzasını attı mı altına diye. Yok böyle bir şey. Evet, gerçekten geçen gün de bir arkadaşım telefon açtı. Osman hocam senin sözünü Niğde'de ben arabanın arkasında gördüm diyor. Sevdanın adı vatan olursa dile elhamdülillah yaşıyor. Böyle bir anımız da var. Aslında bizim 15 tabun maaşımız da var. Sözleri bana ait. Yusuf Dürger arkadaşım, öğretmen arkadaşım besteledi ama isterseniz bugün belki hazırlıksız geldi, karıştırabilirim diye Renklerine Hasret Kaldım adlı bir şiirini okumak istiyorum. Bağlamayla birazcık hasret ezgileri verirsek. Her insanın renkleri vardır tabii ki bildiğiniz gibi. Bunları en güzel anlayacak olanlar şairler, yazarlar, duygusal insanlardır. Bu şiirimizde bunu anlatmaya çalıştık. Gittin ya buralardan, bu şehir sana hasret kaldı. El sallamanı gördüm aralardan, gözlerimin önünde bir sert kaldı. Bir ben şahit oldum girişine, bir de sabah güneşi. Saat gösterirken tam beşi, güneş doğmakta kararsız kaldım. Nasıl akşam ettiğim o gün, bir ben bilirim, bir de bu şehir. Karanlık bir günü yaşadım sanki. Bu şehrin ışıkları yanmıyor mu bu akşam? Yoksa ışıklar mı bana sönük kaldı? Bu şehirle birlikte hasret kaldım renklerine. Şimdiki yaşadığın şehri terk etme ne olur? Alışmıştır kokuna, güzelliğine, dokuna. Şimdi bu şehir renklerine hasret kaldı. Bir ben, bir de gözlerim hasret kaldım renklerine. Bir de bu şehir renklerine hasret kaldı. Renklerine hasret kaldı. Çok teşekkür ederim.